İnsan ölünce kendisinden ameli kesilmiş olur. Ancak bundan üç şey müstesnadır. Sadaka-i cariye, kendisinden yararlanılan ilim, kendisine dua eden evlat. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na giderken ona eşlik eden Semure ile Rafi henüz 15 yaşındaydılar. Anadolu'ya ilk medreseyi kuran Orhan Gazi, hocası Şeyh Edebali Hazretleri. 9 yaşında hafız, 14 yaşında padişah, 21 yaşında fethin kumandanı, hocası Akşemseddin Hazretleri. Alimler, irfan şehirlerinin kurmaylarıdır. Fatih'in şeriata muhalif emirnamesini yırtan Molla Gürani'yi, Bursa'ya seyahate giden 4. Mehmet'e, Bursa'ya gezintiye değil, Venedik'e sefere gidiniz diyen Şeyhülislam Bolevi Mustafa Efendi'yi onlarcasıyla 19. yüzyıla taşıyabilseydik, medeniyetin yürüyüşüne ara noktası konmayacak, belki de bu fetret hiç yaşanmayacaktı. Kimi 10, kimi 11 yaşında. Bunlardan 2000 kadarı çocuklardan oluşuyor. Çatır çatır bu asit ya, bu gençler yok oluyor. Yok oluyor. Yok olmayalım, yok olmayalım. Ah be kardeşim, ne işiniz var sizin taşla sopayla? Hayırdır Samet? Şu haberlere baksana Hikmet abi. Hepsi işler acısı. Nereye gidiyor bu gençlik? Uyuşturucu bağımlıları, polise taş atan çocuklar. Hey gidi Osmanlı hey. Nesline ne kadar değer vermiş. Ufak yaşta almış çocukları medreseye. 21 yaşında FT masar olacak gençler yetiştirmiş. Hayda. Şimdi bunu medreseyle nasıl bağladın ihtiyar? Nasıl mı bağladım? Bizim bakkal Kadir yok mu? Hani şu bakkalı kapattıktan sonra din eğitimi alan Kadir mi? Bir de onun oğlu vardı. Aman ama. Hah. İşte o Turgay. Haylaz Turgay. Ne olmuş? Anlat bakalım. Ay, 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 ay. Sus. Hasan. Hasan başla. Oyna. Ne gol? Hayır gol. Ne gol? Gol Turgay. Gol değil. Gol. Nasıl gol? Nasıl görmüyor musun Turgay? Bak top nerede? Koyun bozancılık yapıyorsun nerede? Ya. Top orada ama. Bak nerede? Gol ama. Yalan atma. Bir kere gol herkes görüyor burada. Yalan gol, atma. Gol hayır. Bak yalan. Hayır gol mü? Bir kere Turgay. Yalan atma. Gol. Bak. Yalan atma. Ne yapıyorsun? Ayrılın. Ayrılın bakayım. Ne yapıyorsunuz? Burada. Gol. Turgay ne bu oğlum? Ne bu yaramazlık? Ne zaman adam olacaksın sen? Gel namaza gidelim hadi ezan okumuş. Ya sen git ben oyna. Allah'ım yardım et yarabbim. Ya of baba. Allah razı olsun. Hayırdır inşallah. Gergin gördüm sizi. Sorma hocam. Bizim çocuk Turgay.
İmam Hatip'e de verdim. Yine yaramaz, haylaz, devam. İmam Hatipler de bu işin iyi tarafında. Ben de ilahiyat mezunuyum. Lakin eğitim müfredatı tek başına yeterli değil. Ben çocuklara okulla birlikte medrese eğitimini de öneriyorum. Tıpkı sizin gibi. Ne güzel her akşam Darülfünun'da eğitim alıyorsunuz. Turgay'ı da yazdırsak ya. Doğru söylüyorsunuz hocam da bizim Turgay mı? Çok şımarık. Haylaz. Şimdi gelirken camiye dedim ki gel namaza gidelim. Top oynuyor. Sen git baba. Ben gelirim dedi. Siz orasını dert etmeyin. Bir yolunu bulur Turgay'ı medreseden içeriye sokarız. İnşallah ben de duacınız olurum. Buyurun. Selamünaleyküm Sinan hocam. Eğer müsaitsen bugün misafirlerimle birlikte seni ziyaret etmek istiyorum. Peki, selametle hocam. Evet, evet. Hadi aslanlarım. Gösteri kendinizi. At, 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 at. Buradayım. At, at. Hadi at. Bas. 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 Hadi bas. Aha. İmam efendi geldi. Çocuklar atın bakalım. Değil mi? Evet. İmam efendi. Yemedi. Al. Hadi başla. Takım oyunu oynuyoruz. Herkes birbirine pas veriyor. Pas mı? Emirhan'cığım atar mısın? Gel. Hadi. Emre'm pas ver. Pas. Hop İmam abi bana pas attı. Güzel abi. Gel. Emre. Pas pas pas. İmam efendi. Ya, abi, ya. İmam efendi. Of yoruldum çocuklar. Maşallah size de ne enerji var. Gelin oturun şöyle. Siz de fena sayılmazsınız hocam. Bizim kadar olmasa da iyisiniz işte. Sen şu meşhur Turgay olmalısın. Namını çok duydun. Gelin bir anlaşma yapalım. Sizi bugün bir yere götüreyim. Çıkışta yemek ve dondurmalar da benden. Ne dersiniz? Dondurma varsa ben varım. Anlaştık o zaman. O zaman anlaştık. Hadi gidiyoruz. Selamünaleyküm Sinan hocam. Aleyküm selam. Bakın size kimleri getirdim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam evladım. Mahallenin gençleriyle Darülfünun'u merak ettik. Burada neler yapılıyor görmek istedik hocam. Hay hay tabii ki hocam buyurun evvela. Evet arkadaşlar, İslami ilimleri kapsamlı bir şekilde öğretiyoruz. Sağ tarafta Emrullah hocamız hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimleri öğretirken, sol tarafta Mehmet hocamız sarf, nahiv gibi alet ilimlerini okutmaktadır. Bunun yanında esnafa yönelik İslami faaliyetlerimiz de mevcuttur. Onlara İslami bilgileri sunuyoruz. İslami açıdan en temel bilgileri öğrenme fırsatına sahip olmuş oluyorlar. Ayrıca hocalarımızın zaman zaman hizmetlerimizin verimliliğini artırmak üzere toplandıkları bir de toplantı odamız var. Bir de değerli arkadaşlar, bu hizmetlerimizi yürütürken talebelerimize bir takım sosyal faaliyetler de sunuyoruz. Piknikler, geziler, tekne gezileri ve hatırınızı hayalinize gelecek birçok şeyi sunmanın yanında özellikle de futbol oynama imkanını da kendilerine arz ediyoruz. Futbol mu hocam? Tam benlik. Evet çocuklar,
Bu da medresemizde bulunan en eski, en kıymetli kitaplardan bir tanesi. Oo hocam, antika mı bu? Pahalıdır kesin. Şaşkın şey, bilmem maddi değerini ama içerisindeki bilgilere paha biçilmez. Evet çocuklar, burada da has sanatı çalışmalarımız var. Hocam, ben de yapabilir miyim? İnşallah. İnsan da lafın üzerine gelir. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam evladım. Aleyküm selam Turgay. Namaza mı geldin? Hem davete hem de ibadete geldim Samet abi. Aa, ezanı sen mi okuyacaksın? Allahu Ekber Allah. İmam Hatip'ten aldığı eğitimle medrese eğitimini birleştiren namı diğer Haylaz Turgay, şimdilerde mahallede örnek gösterilen çocuklardan oldu. Darülfünun'daki akşam eğitimlerine devam ediyor. Artık sabah namazlarına onu oğlu Turgay kaldırıyor. Baba mutluluktan iki dolap dondurma dağıttı. İmam Efendi'nin çocuklarla yakın diyaloğu sürüyor. Cemaatinin neredeyse yarısını mahallenin gençleri oluşturuyor. Aa bu arada eskilerin Haylaz Turgay'ı yok mu? Arada müezzinliğini yapıyor. Ve gelelim bizim Samet'le Hikmet'e. Önceleri medreseye ön yargılı yaklaşan Samet, şimdi Hikmet amcayla beraber Darülfünun'dan çıkmaz oldu. Emirhan'ın Turgay'la arkadaşlığı medrese çatısı altında da devam ediyor. Hala tartışmaları sürüyor ama bu kez futbol için değil, ilmi konular üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları olan şefkatini şiar edinen Sinan Hoca ve diğer hoca efendiler, Darülfünun çatısı altında fidanlarını İslam ahlakı ve İslam ilmiyle sulamaya devam ediyor.